Cumhurbaşkanı Roma'dan döner dönmez ayağının tozuyla AK Parti grubunda kürsüdeydi. Uyuyan devi uyandırdılar diye Erdoğan Afrin'den sonra indi ve oradan da Membiç'e geçip toprakların sahiplerine teslim edileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Amerika'ya da çok sert tepki gösterdi. Kimin gerçek devlet, kimin eşkıya sürüsü olduğunu görecekler dedi. Uyuyan devi uyandırdılar. Biz Münbiç'e topraklarını asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz. Bizim farkımız bu. Mehmetçiğin Afrin'den sonraki hedefini işte böyle açıkladı. Münbiç'ten çıkmayız diyen Amerika'ya bir kez daha meydan okudu. Hem Obama hem de Trump doğru konuşmadı dedi. Münbiç'ten çıkacağız dediler. Peki niye duruyorsunuz? Hadi çıkın. Kimleri getirdiniz YPG'yi, kimleri getirdiniz PKK'yı, Türkiye'yi topladıkları çapulcularla aynı kefeye koyanlar kimin eşkıya sürüsü, kimin gerçekten devlet olduğunu yavaş yavaş görmeye başladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan salı mesaisinde AK Parti grubundaydı. Zeytindalı harekatına ilişkin bilgi verdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 1000'e doğru yaklaşıyor. Şehitlerimiz de var. Sevgili peygamberimizin o müjdesine doğru yürüyorlar. Erzincanlı bir kız çocuğunun yazdığı şiiri de kürsüden okuduğu duygulandı. Sayın Başbakan bunu iyi dinlemen lazım. Gel öp kokla mezar taşımı anne. Akıtma gözünden yaşını anne. Sık sık sözleri tezahüratlarla sloganlarla kesildi. Bir hemşerisi güzellemeyle sürpriz yaptı. O sürprizin ardından kaldığı yerden devam etti sözlerine. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Türkiye'nin o mücadelesini eleştirenlere yanıt verdi. Ne işiniz var oralarda? O zaman sizin Türkiye'ye yönelik hesabınız var. Salondan ayrılırken bir sürpriz daha yapıldı Erdoğan'a. Cezaevinde yatmasına neden olan şiiri okuyunca çocuklar bir kez daha duygulandı. Ve Türk Tabipler Birliği polemiği. Erdoğan yine sertti, yeni bir düzenlemeye işaret etti. Onun başındaki Türk ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararı. Bir de onun oradan hemen süratle çıkarılması lazım. Sadece Tabipler Birliği değil, Türkiye Barolar Birliği ile ilgili de aynı şey.